Döviz hesabı açmak birçok açıdan avantajlıdır. Bir döviz hesabı tasarruflarınızı farklı para birimlerinde değerlendirme fırsatı verir ve böylece çeşitlendirme yapmanızı mümkün kılar. Bunun dışında yabancı ülkelerle ticaret yapıyorsanız ya da ülke dışına sıkça seyahat ediyorsanız yapacağınız ödemeler için de bir döviz hesabı kullanabilirsiniz. Söz gelimi tasarrufların yabancı para birimi cinsinde değerlendirmek isteyenler, yurt dışına sık seyahat eden kişiler ve yurt dışında alım satım yapan işletmeler bir döviz hesabı kullanımından her zaman ziyadesiyle yararlanabilir. Döviz hesabı nedir? Döviz hesabı nasıl açılır? Döviz hesabı açmak için hangi bankayı tercih etmeliyim gibi sıkça sorulan soruları videonun devamında bulabilirsiniz. Videonun devamına geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Her gün güzel videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Döviz hesabı tasarruflarını güvenli bir şekilde yabancı para birimi cinsinde değerlendirmek ya da tutmak isteyen kişilere bu olanağı sağlayan bir mevduat hesap türüdür. Bu tür hesaplar yabancı para mevduat hesabı olarak da bilinir. Döviz hesapları ABD doları, Euro, Japon, Yeni İngiliz sterlini ve İsveç frangı gibi pek çok yabancı para birimi cinsinden açılabilir. Döviz hesabı vadesiz ya da vadeli mevduat türlerine açılabilir. Vadesiz döviz hesabı bir yabancı para biriminin değer yükseliş veya düşüşünü yansıtır. Vadeli döviz hesabı yansıttığı değer yükseliş ve düşüşüne ek olarak belirli bir oranda faiz getirisi sağlar. Genellikle döviz hesabı açmak için tercih edilen yabancı para birimlerini video içerisinde sizlere verdim. Buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca döviz hesapları yurt içi ya da yurt dışındaki hesaplar arasında para transferi yapmayı mümkün kılar. Tasarruflarınızı döviz cinslerinde değerlendirmeyi düşünüyorsanız mutlaka döviz yatırımı nasıl yapılır videoma da göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim döviz hesabı nasıl açılır. Döviz hesabı açmak istediğiniz bir bankada herhangi bir mevduat hesabınız bulunuyorsa bankanızın şube, internet şube, telefon bankacılığı ya da ATM kanallarını kullanarak kolayca bir hesap açabilirsiniz. Yeni bir bankada döviz hesabı açmak istiyorsanız standart bir banka hesabı açmak için gerekenler ülke genelindeki her bankada aynıdır. Ve bunlar döviz hesabı açmanıza da yardımcı olacaktır. Nüfus cüzdanı, yerleşim yeri, ikametgah adresi, iletişim numarası gibi bilgiler bunlar için yeterli olacaktır. Bu bilgilerle hesap açmak istediğiniz bir banka şubesine başvuru yapabilirsiniz. Hesap açılışı sırasında sizden kişisel ek bilgiler istenebilir. Ayrıca hesabınızın açılması için bir takım sözleşmeleri imza atmanız gerekecektir. Sözleşmeleri imzalamadan önce tamamını okumanız ya da göz atmanız faydanız olacaktır. Ayrıca online işlemlerden de bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Peki döviz hesabı açmak için hangi bankayı tercih etmelisiniz? Döviz hesabı açmak için tercih etmeniz gereken bankanın hangisi olduğu tamamen sizin istek ve ihtiyaçlarınızla alakalı bir durumdur. Bu nedenle öncelikle istek ve ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve bunları göz önünde bulundurarak kendiniz için en doğru bankayı araştırıp bulabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracak birkaç örnek vereyim. Mesela Amerika doları, Euro ya da GPB gibi yabancı para birimi cinsinden vadeli ya da vadesiz döviz hesapları birçok bankada açılabiliyor. Ancak Rus rublesi, Norveç kurunu veya Suudi Arabistan riyali gibi yabancı para birimi cinsinden hesaplar her bankada açılamayabiliyor. Diğer yandan ATM'lerden döviz yatırıp çekmek gibi seçenekler de her bankada desteklenmiyor. Sözünüzü tercih edeceğiniz yabancı para birimi cinsine göre seçenekleriniz ya genişliyor ya daralıyor. Çeşitli olası ihtiyaçları göz önünde bulundurarak burada birkaç bankayı sizler için listeledim. Bankaların döviz hesapları hakkında fikir almanız adına video içerisinde küçük listeye göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi CepTep, Enpara.com, Garanti birçok parayı kapsıyor. Bunları tercih ederseniz bütün bu kurlardan yararlanabilirsiniz. Peki döviz hesabı açmanın faydaları nelerdir? Döviz hesabı açmanın birçok faydası bulunur. Mesela tasarruflarınızın bir kısmını yabancı para birimi cinsinde değerlendirerek çeşitlendirme sağlayabilir ve yerel ya da farklı birimlerin değer kayıplarına karşı bu tür önlemler alabilirsiniz. Ayrıca vadeli döviz hesapları sayesinde faiz kazancı da elde edebilirsiniz. Eğer yurt dışına yoğun bir şekilde seyahat ediyorsanız, yurt dışındaki belirli ülkelerde iş yapıyorsanız, ilgili ülkelerin para birimlerini hesabınızda bulundurmak size ziyadesiyle fayda sağlayabilir. Böylece dönüştürme ve komisyon gibi ek ücretler ödemek zorunda kalmazsınız dostlar. Öte yandan bankalar paranızı çalınma, kaybolma ve yangın gibi felaketlerden de koruyabilir. Çünkü bankalarda paranızı belirli bir bölümü sigorta kapsamındadır. Bu sigorta kapsamına göre bankanızın şubesi soyulmuş ve hatta bankanız iflas etmiş olsa bile paranız güvende olacaktır.
Dostlar, bugün sizlere elimden geldiğince döviz hesabı nasıl açılır, döviz hesabı nedir gibi birçok soruya cevap verme niteliğinde bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi döviz hesabı açmak için hangi bankayı tercih etmenize kadar birçok bilgiyi vermeye çalıştım, sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler dilediğiniz bankayla çalışabilirsiniz, dilediğiniz bankada döviz hesabı açabilirsiniz. Artı bunu online işlemlerden de gerçekleştirme şansınız vardır. Benim burada sizlere önerdiğim TEP Bankası, Garanti ve Empora.com oldu. Çünkü bu bankalardan tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri yapmak da size birçok kolaylığı beraberinde getiriyor. Diğer bankalardan sadece 2-3 seçenekle yapmak yerine bu bankalarda eğer hesabınız varsa direkt döviz hesabı açabilirsiniz. Ayrıca sıfırdan bir hesap açıp sadece döviz üzerine de buradan yatırımlarınızı yapabilirsiniz dostlar. Döviz hesabı açmak riskli midir? Değildir. Kendinizi biliyorsanız fazla fonlarla uğraşmayacaksınız. Döviz hesabının size bir zararı olmaz. Sadece bir yatırım olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca faizle işletebilirsiniz. Bu şekilde bunları kullanabilirsiniz dostlar. Döviz hesabı nasıl açılır? Döviz hesabı açmak için hangi bankayı tercih etmeliyim? Döviz hesabı açmanın faydaları nelerdir? Gibi video konularına, sorularına tek bir videoda cevap vermeye çalıştım. Dostlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım sizlere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Her gün güzel videolar, her gün güzel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olarak, videoları beğenerek hem bana destek olmuş olabilirsiniz hem de bu güzel videolardan yararlanma hakkına sahip olursunuz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.